Merhabalar efendim. Yine bir insan halleri programı ile karşınızdayız. Kıymetli hocam Profesör Doktor Kemal Sayar'la birlikte pozitif psikoloji konuşmaya devam ediyoruz. Ruhsal olgunluk için insana gerekli en temel becerilerden biri de belki sabretme becerisi. Huzur için ve mutluluk için. Peki sabır nedir? Sabır nasıl hissedilir? Nasıl daha sabırlı bir insan olabiliriz? Bunları konuşacağız ama önce bir kelam-ı kadimle başlamak istiyorum. Asra and olsun, insan zarar, ziyan ve hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, yani iyi eylemlerde, onarıcı eylemlerde bulunanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler. Biz işte buradan yola çıkarak bugün bu ziyandan, zarardan kurtulmak için sabrı nasıl anlamalıyız, nasıl yaşayıp, nasıl içselleştirip, nasıl tavsiye etmeliyiz'i biraz açmak istiyoruz. Hoş geldiniz hocam, merhabalar. Hoş bulduk Hürkan. Bugün sabrı konuşacağız dedik. Sabretmek nedir, nasıl olurdan önce ben sabır ne değildir? Bunu merak ediyorum aslında. Günümüzde bir hız toplumunda yaşıyoruz. Eskiden büyük olan küçük olanı yutar denirdi. Şimdi hızlı olan yavaş olanı yutuyor. Bu hızlı ve telaşlı hayatlarımızın içinde bazı çok temel meziyetlerimizi kaybediyoruz. Daha önceki programlarımızda ihtimam ahlakından bahsetmiştik. Mesela hız, ihtimam hasletini de yutan, yok eden şeylerden bir tanesi. Bununla ilgili çok ilginç bir deney var. İlahiyat öğrencileriyle ilgili İngiltere'de yapılmış bir deney. İlahiyat öğrencilerine sınıf çıkışında bir kişiyle karşılaşıyorlar ders bitiminde. Fakat dersin başlangıcında öğretmen şöyle bir yönerge veriyor. Diyor ki, 3 dakika içinde karşı binadaki derste olmayanlar yok yazılacak ve bu dersten bir hak mahrumiyetine uğrayacaklar. Sonra bir aktör yerleştiriliyor sınıfın çıkışına ve aktör çok acı çeken bir insanı taklit ediyor. Öğrenciler dışarı çıkar çıkmaz kıvranmakta olan bir kişiyle karşılaşıyorlar. Ne yapıyorlar dersiniz? %90'ı koştura koştura hiç o kişinin başında kalmaksızın diğer derse intikal ediyorlar ve dersini almayı tercih ediyorlar. %10 aşağı yukarı o kişinin başında kalarak onun derdiyle ilgilenmeyi tercih ediyorlar. Bu deneyi yine başka bir ilahiyat grubuyla yine aynı ülkede araştırmacılar yeniden yapıyorlar. Ve bu sefer yönergeyi şu şekilde veriyorlar. Dersiniz yarım saat sonra yine yan binada olacaktır. Yoklama mecburiyeti de yoktur. Yarım saat sonra görüşmek üzere diyorlar. Aynı aktör, bu sefer farklı öğrenci, yine ilahiyat öğrencilerini karşısına çıkıyor, kıvranır bir halde. Bu sefer %90 öğrenci onun başında kalıyorlar ve onunla ilgileniyorlar. Bu bize şunu gösteriyor, zaman baskısı olduğunda merhamet duygularımız da azalıyor. Modern şehir hayatına bir bakın. Hepimiz bir yerlere koşturma telaşındayız, değil mi? Böyle bir koşturma telaşının içinde ne yapıyoruz? Gözümüzün önünde bazı yanlışlıklar, eksiklikler, kusurlar gördüğümüz zaman onları düzeltme yönünde bir çaba içine girmiyoruz. Çünkü acelemiz var. Çünkü bir yere yetişmemiz lazım. Çünkü kendimiz için çok önemli saydığımız bazı işlerimiz var. Halbuki iyilik, güzellik biraz da zamanı durdurabildiğimiz zaman zuhur eder. İyilik, güzellik, biz orada dikkat edilecek bir şey görebildiğimiz zaman kendisini bize açar. Sabır işte bunlarla ilgilidir. Sabır zamanı olgunlaştırabilmektir. Sabır vakti demleyebilmektir. Sabır beklemeyi bilebilmektir. Bir şeyin en olgun zamanda çiçeklenmesi için sabretmemiz lazım. Çiçek taçlarını atar, ondan sonra meyveye ulaşır. Bir çiçeği hızlandırırsanız, bir domatesin büyümesini hızlandırırsanız ondan eski kokuyu ve eski tadı alamazsınız. Hayatta da hızlandırmak davranışlarımızın olgunluğunu önleyen ve o davranışlara sirayet edecek güzelliğin, iyiliğin önünü alan bir şeydir. O kadar acelemiz var ki ama insanoğlu acelecidir diye Kur'an-ı Kerim'de de belirtiliyor. Yaratıcının ortaya koyduğu kullanma kılavuzunda diyelim, insanoğlu acelecidir diyor. Yani biz içimizden gelen koş yoksa düşersin diyen bir reklam sloganı var ya, içimizden öyle bir itki geliyor sürekli. Koş yoksa düşersin, yetiş,
yarış dışı kalma, onu da yap, o bayrağı da al, onu da başar. Sürekli bir koşuşturma, yetişme, geç kalmışlık duygusu. Bu Alice Harikalar Diyarında masalında diyelim, yetişkinlere hitap eden çok şey var aslında. Orada sürekli saatine bakan ve delice koşturan bir figür var, tavşandı sanıyorum. Geç kaldım, geç kaldım diyor ve koşturuyor. Hepimiz onun gibiyiz. Sürekli saatlerimize, telefonlarımıza bakıyoruz ve geç kaldım deyip koşturuyoruz. O geç kalma duygusunun, yetişememe ve yetiştirememe duygusunun içinde sabra ulaşmak sanki bugünün insanı için biraz daha zor. Zaman daha göreceli ve daha hızlı akıyor derler hani son yüzyıllarda. Mesafeler kısaldı, işlerimizi bizim için yapan robotik makinelerimiz çoğaldı ama zamanımız azaldı. Zamanımızın çoğalmasını bekler. Vakti ıvır zıvırla ne kadar doldurursak vakit o kadar bizim için yetersiz hale geliyor. Gözümüzün önünde bazı yanlışlıklar, eksiklikler, kusurlar gördüğümüz zaman onları düzeltme yönünde bir çaba içine girmiyoruz. Çünkü acelemiz var. Ve biz de sabırsız hale geliyoruz. Vakti tabii zamanı algılamamız çok göreceli. Şöyle düşünün. Sevdiğiniz yaralanmış, hastalanmış ve ambulans bekliyorsunuz. Zaman orada hızlı mı akar, yavaş mı akar? Yavaş akar. Çünkü ambulans bir türlü gelmek bilmez. Ve siz çok telaşlısınız ve çok endişelisiniz. Orada bir türlü istediğiniz hızlılıkta olmamış olur. Çok keyifli bir şey yaşıyorsunuz. Çok sevdiğiniz bir insanla çok güzel zamanlar geçiriyorsunuz. Orada da vakit adeta hızla akar gider. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz hale göre vakti algılamamız çok farklı olabiliyor. Ama bizler vakti daha öte zamanlara ayarlamazsak, Ahmet Haşim'in o çok ünlü makalesini harikulade yazılmış Müslüman Saati adlı makalesinde olduğu gibi fecrin ilk ışıklarıyla uyanan, vakti bereketlendiren, vakti kıymetlendiren insanlar olmazsak hep 7-24 telaş üzere yaşayacağız. Sabrı lügatlerimizden çıkaracağız ve acele etmeyi bir erdem zannedeceğiz. Bana sorarsanız hız insanın kendi ölümlülüğünden bir kaçıştır. Kendi ölümlülüğümüzle yüzleşmek istemeyişimizdir. İki şeye insan çıplak gözle bakamaz diyor bir Fransız düşünür. Ölüme ve güneşe. O yüzden mesleğimizin pirlerinden Irvin Yalom'un son kitaplarından bir tanesinin adı Güneşe Bakmak. Şimdi güneşe bakamadığımız gibi kendi ölümümüze de bakamıyoruz. Ölümlülüğümüzle, faniliğimizle maalesef yüzleşemiyoruz. Halbuki kendi faniliğimizin bilincini hep içimizde taşısak, sabretmenin de ne kadar insanı olgunlaştıran bir tecrübe olduğunu göreceğiz. Günümüz toplumu dürtüselliği, yani aklına gelen şeyi hemen uygulamayı bir marifet olarak bize yutturuyor. Bununla ilgili çok ilginç bir deney var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Yakınlarda kitabı da çıktı. Walter Mischel isimli ünlü bir psikoloğun yıllar önce yapmış olduğu bir deney var. Küçük çocukların önüne şekerleme koyuyor. Bu çocuklara şöyle bir yönerge veriliyor. Deniyor ki eğer bir dakika sabredebilirseniz, bu şekerleri yemezseniz size bir dakika sonra yeni bir şeker vereceğiz. Çocukların bazıları başarılı oluyorlar, sabredebiliyorlar. Bazıları ise şekerin baştan çıkarıcı davetine hemen icabet ediyorlar ve o bir dakikada şekeri mideye indiriyorlar. Mischel çok ilginç bir şey yapıyor. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra, diyelim ki 20 yıl geçtikten sonra bu çocuklar ne olmuş? Şekeri yiyenler ve yemeyenler ne hale gelmiş? Nerede duruyorlar hayatlarında? Ona bakmak istiyor. Ve sabır göstermiş olan çocukların, sebat etmiş olan çocukların hayatta çok daha iyi noktalara geldiklerini, akademik başarılarının daha yüksek olduğunu, hayatta tuttuklarını kopardıklarını ve bir taşı taş üzerine koyabildiklerini, daha üretken bireyler haline geldiğini buluyor. Bu bize çok önemli bir veri sunuyor. Aslında sabır göstermek bize hayatımızın daha sonraki zamanlarında da hep yardımcı olan,
hazırlop bir şeylere konmamanın, emek harcamanın, alın teri akıtmanın, beklemeyi bilmenin insanı hedeflerine çok daha iyi yönlendirebildiğini gösteren bir deney. Dolayısıyla belki hepimiz sabretmeyi bilirsek bunun meyvelerini zaman içinde almaya başlıyoruz. Şimdi burada çocukların yaptığı şey sabretmek. Sabrederken de aslında çok ciddi karşılaştığımız bir imtihan daha var. Hazzı ertelemek. Tabii. Acele olanı, hemen sunulmuş olanı, erken sunulmuş olanı erteleyerek daha sonraki daha büyük bir kazanım için nefsimize hakim olmak diyelim geleneksel literatürde. Aslında dinler ve manevi gelenekler de biraz insana bunu öğretmeye çalışıyor sanki. Hazzı ertelemek, peşin olan, hani en total anlamda baktığımızda peşin olan dünya hazlarına karşı kontrollü olup Allah'ın rızası gibi ve vaat ettiği çeşitli nimetler gibi daha sonsuz, daha uzun vadeli ve çok daha büyük, tartışmasız, çok daha büyük başka nimetler, hazlar ve huzur, mutluluk için peşin olanı erteleyebilmeyi başarmak, kendimizi kontrol edebilmeyi başarmak. Kemalat, bana sorarsanız kamil insan olmanın yolu buradan geçiyor zaten. Hazzın kısa vadeli çekiciliğini zihnimizde askıya alıp daha uzun vadeli manevi sonuçlara odaklanabilmekten geçiyor. Bu demek değil ki kendimizi işte asketik, çileci bir biçimde manastıra kapatalım, bütün dünya zevklerinden vazgeçelim. Mesnevi'de geçen hoş bir hikaye geldi aklıma. Bir delikanlı hayat dersi istiyor bir bilgeden. O da onu bir köşkün sarayın içerisine sokup eline de bir kaşık yağ verip bununla bütün sarayı dolaş diyor. Bunu dökmeyeceksin ama. İlk dolaşmasında gerçekten bir damla bile yağı ziyan etmeden geri gelir, bilirsiniz hikayeyi. Ve der ki bilge kişi ona, saray nasıldı peki, ne gördün? Hiçbir şey göremedim çünkü yağı dökmemeye odaklandım. Peki bir daha gez ve bu defa güzelliklere de bak. Delikanlı ikinci defa geziyor, geliyor diyor ki o saray o kadar güzeldi ki şöyle varaklar, böyle sırmalar, böyle gümüşler gördüm. Yağ ne oldu? Yağ gitti, döküldü tamamen. İşte diyor mutlu olmanın sırrı hem o yağı dökmemeye çalışmak hem de o güzellikleri kaçırmamak. Hazzı ertelerken komple yok etmek, çileci böyle takıntılı bir biçimde, kendimize zulmeder biçimde tamamen bizi mutlu, huzurlu kılan ya da keyifli kılan şeylerden elimizi eteğimizi çekmek değil bizden istenen belki. Ama hazzı erteleyebilmeyi başarmadan da bize hiçbir anlamda başarı, huzur, mutluluk yok. Bu çok açık. Yine bir hikaye var, kadim bir hikaye. Bilgelerden biri hayatla ilgili isteklerinin yerine gelmediğinden yakınan bir insana diyor ki şimdi seninle havaya bir taş atacağız, göklere, çok yukarılara bir taş atacağız ve o taş yere düşene kadar sen ne kadar dolaşıp yanıma gelir isen o bölgeler senin olacak. Göğe fırlatıyorlar taşı. Kişi koşmaya başlıyor. Ne kadar uzağa giderse aslında o kadar karlı dönmüş olacak bu yolculuktan. Taş yukarıda bakıyor, biraz daha gideyim, biraz daha gideyim, biraz daha gideyim derken insanın tamahkarlığının, arzularının sonu yok. O kadar kendini yoruyor ki orada düşüp bayılıveriyor. Taş da çoktan düşmüş oluyor. İşte o taş yere düşmeden neyi, o taş ışın yukarıda kaldığı şey bizim ömrümüz. O ömürde neyi azık olarak biriktiriyorsak, hayır adına, iyilik adına, güzellik adına, öte tarafta da karşımıza o çıkıyor. O yüzden hayatı usul usul yaşamayı, sabrederek yaşamayı, sabırdan öğrenmeyi öncelememiz lazım. Sabırdan öğrenmek. Çok güzel ifade ettiniz. Hazreti Eyüp'ün çilesinde de böyle bir şey vardır. Yani insan, orada tabii bize Kur'an kıssalar anlatır. O kıssalardan bizim hissemize düşecek olanı bizim akletmemizi ister. Çileye, zamanın getirdiği zorluklara direnebilen insan, hemen kısa yola sapmayan, o çilenin, o derdin kendisine öğretmesine izin veren insan, daha doygun bir hayatın sularına yelken açar.
Şimdi hepimiz sabırlı olmayı istiyoruz aslında. Teoride yani ben sabırlı olmak istemem diyen kimse yoktur. Hepimiz sabrımızın daha kavi, daha kuvvetli olmasını istiyoruz ama şöyle bir dua geliyor aklıma. Dua derken işin esprisi, Allah'ım bana sabır ver ama biraz çabuk ver. Yani sabrı istiyoruz ama onun için yürünecek yola da çok talip değiliz sanki. Ve şikayetlenmek biraz sabredebilmenin önüne geçiyor. Büyükler diyor ki sabır şikayeti terk etmektir. Şah Şücai Kirmani'nin sabırla ilgili güzel bir tanımı var. Diyor ki gerçek sabır şikayeti terk etmek ve kadere rıza ile olur. Söylenmeyi terk ederek ve kadere rıza ile olur. Samimi bir rıza ile. Bizim rıza ile ilgili de kul olarak en başta kendim çok ciddi sıkıntılarımız var diye düşünüyorum. Bir şeye rıza gösterebilmek sözde kolay ama uygularken o kadar zor ki. İçimizden o kadar çok kuvvet, o kadar çok dürtü direniyor ki sabretmeye. Ama neden olmadı? O kadar çabaladım, o kadar şey yaptım. Neden başkalarının işleri yolunda giderken benimki gitmiyor gibi şikayeti bırakmıyoruz. Şikayet ettiğimizde daha mı çabuk halloluyor bir şeyler? Hayır. Ama yapmadan duramıyoruz, söylenmeden duramıyoruz. Bu şikayeti nasıl terk ederiz hocam? Şikayet sorumluluktan kaçışı da beraberinde getiriyor. Şikayet eden insan bütün zorlukların kaynağında çevresel etmenleri görüyor ve kendi iradesinin bir defa bu denkleme dahil etmiyor. Allah'ın muradını da bu denkleme dahil etmiyor. Şikayet eden insan bir an önce acısız, ağrısız, sızısız bir hayat istiyor. Ama o acısız ve ağrısız hayata uğraşmak için kendisinin de çaba göstermesi gerektiği bilincinden kendini muaf tutuyor. Ben şikayeti hep çok serin bir gölgelik olarak görmüşümdür. Çok şikayet eden insanlar, ben hayatımı değiştirmek istemiyorum diyen insanlardır. Bununla ilgili bir çaba göstermeyeceğim diyen insanlardır. Halbuki o şikayetin içinde ufacık bir kımıldanış bile bazen bizim o şikayet yaratan ortamın içinden çıkmamızı sağlar. Yine psikoloji deneyleri bize şunu gösteriyor. Kötü giden bir şeyler için dış ortamı suçlayan insanlar, dış kontrol odaklı insanlar, kötü giden bir şeylerde önce ben nerede yaptım, yanlış yaptım diyen insanlara göre daha geride kalıyorlar. Evet. Yani yanlış giden bir şeylerde benim sorumluluğum nedir, ben neyi nasıl düzeltebilirim diyen insanlar hayatta çok daha öne sıçrıyorlar. Çünkü bir şeyleri değiştirmeye talip oluyorlar. O sorumluluk dediğimiz o muazzam bilince sahip olmuş insanlar oluyorlar. Hepimizin galiba bu şikayet, şekva kültüründen uzaklaşmamız ve ben neyi yapabilirim? Ufak olsa da, ufak değişiklikler olsa da hayatımda, başkalarının hayatında neyi değiştirebilirim diye düşünmemiz lazım. Konfüçyüs'ün çok sevdiğim bir sözü var, sık sık alıntılarım. Diyor ki, karanlığa küfredeceğine bir mum da sen yak. Evet. Belki o mum bir başka mumla birleşir, onun ziyası başka bir ziya ile birleşir ve ortalık birden aydınlanıverir. Ve belki kelebek etkisi olur, başka değişimleri tetikleriz bu şekilde. Sabır deyince sabır içine atmak değil, yutmak değil, içimize atıp atıp ağlamak da değil sabır. Bununla ilgili çok güzel bir tanım var, aktif sabır. Aktif. Hepimizin hayatın içinde etken insanlar olması gerekir. Böyle bir köşeye çekilip etliye sütlüye karışmayan bir sabır da bizi pasifizme, edilgenliğe, miskinliğe sürükleyebilir. Miskinliğe karşı ilaç aksiyoner olmaktır. Yine bilinen bir hadiste kıyametin surunu üflendiğini duysanız dahi elinizdeki fidanı gidip dikiniz buyuruluyor. Bu bana hep şunu hatırlatmıştır. Son ana kadar umuttan vazgeçme. Evet. Son ana kadar hayırdan, iyilikten, dünyayı daha güzel bir yer olarak bırakmaktan vazgeçme. Geçtiğimiz günlerde bir İsveçli sinema yönetmeninin söyleşisini okuyordum. Çok güzel bir cümle kurmuş. Diyor ki, artık kimse atalarımız gibi meşe ağaçları dikmiyor. Çünkü meşe ağaçları o neslin göremediği bir şeydir. Bir sonraki nesil meşe ağaçlarının, sonraki nesiller meşe ağaçlarının güzelliğini idrak eder. Çünkü büyümesi, serpilmesi zaman alır. Şimdi eğer atalarımız İstanbul'umuza, yurdumuzun değişik yerlerine ağaçlar dikmeselerdi, bu ağaçlarla biz müşerref olamayacaktık, değil mi? Hepimizin bir sonraki neslin iyiliğini de düşünmesi lazım. Evet.
Kızılderililerin yine çok sevdiğim bir sözü var. Diyorlar ki, biz bu dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık. Evet. Çocuklarımızın yaşayacağı dünyayı da düşünmek ve geleceğe matuf hamleleri onları da düşünerek yapmak zorundayız. Aslında bir devamlılık çizgisi üstünde biz bir belirip kaybolan bir yıldız gibi belki bir ölürüz. Işık çakımı gibi. İki evet. İnsanın hayatı nedir ki? Yani iki karanlık arasında bir ışık çakımı. Bir ışık. Ana rahmindeki karanlıkla kabrin karanlığı arasında bir ışık çakımı. Evet. Ve sonsuzluk karşısında hakikaten çok minik bir şey. Sözü etmeye değmeyecek kadar belki kısa. İçini biz sağlıklı doldurursak sonsuzluğu hakikaten aydınlatmış ve kendimiz için önceden bir azık belki göndermiş olacağız. Zamanı, öncemizi, sonramızı ve bu zaman çizgisini tefekkür edersek ve oradaki yerimizi düşünürsek belki acının içinde donup kalmayacağız, boğulmayacağız belki. Bu sevdiğim bir beyit var. Gamına gamlanıp olma mahzun, demine demlenip olma mağrur, neden baki, ne gam baki diye. Hiçbiri baki değil. İyiyse güzel, tadını Yavuz çıkaralım. Sultan Selim'in yanını eyvallah, evet. İsmen hatırlayamadım. Ne demin ne gamın içinde sarhoşluğa kapılmamak belki lazım. Şikayete de düşmeden, yeyse de düşmeden, aktif sabrederek, yani içimize atmadan, aksiyon çıkartarak, bunun için ne yapabilirim? Küçücük bile olsa, bunun değişmesi için ne yapabilirim? Kirli bir şehirde yaşamayı hiçbirimiz istemiyoruz ama bir çöp atmadığımızda ya da sokağın temizliği için çöpümüzü ayrıştırdığımızda küçücük karınca karınca veya bir yolda şey bir çöp gördüğümüzde biz onu kaldıran biz niye olmayalım? Evet, evet. Benim bir arkadaşım çok güzel bir eylem başlatmış. Hafta sonları çocuklarını alıyor ve bir parka giderek ellerine eldivenlerini giyiyorlar, iş tulumlarını giyiyorlar, torbalarını topluyorlar. İnsanlarımızın attığı ve bir köşede bıraktığı çöpleri, artıkları topluyorlar. Muhteşem bir şey. Bir şey yapamıyorsak bunu yapalım. Ne kadar güzel bir eylem. Çocuklar için muhteşem bir eğitim. Bu harika bir şey ya. Bu çok kutlanması gereken bir şey. Böyle iyilik hareketlerini daha çok zikretmemiz, anmamız, duyurmamız lazım. Hep bu üçüncü sayfa haberi diye tabir edilen haberleri maalesef orada kan varsa, gözyaşı ve şiddet varsa daha bir pornografik şiddet olarak izlenir hale geliyor. Bunlar çok ön plana çıkarılıp söylendiği zaman da sanki dünya hakikaten hep bunların olup bittiği bir yermiş gibi bir karamsarlığa kapılmamız mümkün. Oysa böyle çok güzel şeyler de oluyor yeryüzünde. Harika bir şey. Bunları çoğaltmamız, bunlardan ilham almamız lazım. Birbirimize hep, ilham vermemiz. İyiliği, güzelliği bizim yukarımızda olan insanlardan bekliyoruz. Halbuki iyilik yukarıdan aşağı inen bir şey olması gerekmiyor. İyilik yatay bir şeydir aynı zamanda. Hepimizin yaptığı iyilik bu toplumu çok daha güzelleştirir. Yani hepimiz çöpü, o çöpleri toplamaya talip olursak, hepimiz yoksulu gözetmeye, iyilik yapmaya, muhtaç durumda olana yardım etmeye talip olursak, birdenbire bakarız ki o toplum bambaşka bir toplum olmuş. Evet. Şimdi ilk haftamızda da söylediğim bir dua vardı. O geldi aklıma yine. Allah'ım bana değiştirilebilecek şeyleri değiştirmek için güç ve cesaret ver. Değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmek için de sabır ver diye. Evet. Sabır bazen Kuşehri'nin de dediği gibi acı bir ilacı yudum yudum içmektir. Bazen hakikaten hiçbir şey yapamayız. Bir kayıp karşısında. Bir ölüm karşısında, bir ayrılık karşısında. Bu çok büyük bir ders. Hayatta alacağımız en büyük derslerden bir tanesi bir kayıp, bir mahrumiyet. Duracağız, acı derinimize, içimize işlerken duracağız sadece durabilmek. Orada vakfe diye bir ibadetimiz var. Arafat'ta durmakla ilgili. Vakfe, durmak. Orada durmak ve tefekkür etmekle ilgili başlı başına bir ibadet var. Secde yok, başka bir şey yok. Dur diyor burada ve durarak ibadet edeceksin, tefekkür. Arada bir vakfeye de ihtiyacımız var. Hep eylem üzerinden her şeyi tanımlıyoruz ya. Çok koşuyoruz, haz ve hız çağındayız. Ama durup o acıyı da yudum yudum içmek lazım belki Kuşehri'nin dediği gibi. Hissetmek, canımızın yandığını ama yıkılmadığımızı hissetmek. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir diyor ya Nietzsche. Orada evet bunu da yaşadım ve ölmedim. Bundan ne öğrenebilirim? Tabii yaz insanın kendi faniliğiyle, kendi ölümlülüğüyle yüzleşmek için çok önemli bir dönemdir. Yaz tutarak aslında sevdiğimizin hatırasını içimize yerleştiririz.
bir eski deyiş var. Meksika köylülerinin söylediği bir deyişmiş. İnsanlar ancak unutulduklarında ölürler diye. Biz sevdiklerimizin o tatlı hatırasını içimizde tutarak, içimizde gezdirerek zaten onları yaşatmaya devam ediyoruz. Onlar bizde yaşamaya devam ediyorlar. Ama onların ardından üzülerek her şeyi çok daha iyi yerlerine oturtuyoruz, sindiriyoruz. Ve normal yaz sürecini yaşamamış insanlarda bir taraftan mutlaka bir araz, bir belirti veriyorlar. Ben bir örnek vereyim. Bir genç kız görüyordum çok uzun yıllar önce. Senenin belli dönemlerinde ayağı tutmaz oluyordu. Birden böyle topallaşıyor, yürüyemez hale geliyor, ani düşmeler gösteriyor. Nörolojik hastalıklar mı var diye araştırılmış. Neyi sorar yani bir psikiyatri hekimi böyle bir durumda? O dönemlerin özel bir anlam taşıyıp taşımadığını sorar, değil mi? Çok anlamlı bir şey ortaya çıktı. Meğerse bu genç kızımız işte 10 sene evvel tam o ayaklarının kötürüm olduğu mevsimde babacığını kaybetmiş. Ve babacığını kaybettiği zaman ailenin en metin üyesi olarak o öne çıkmış. Bazen aileler böyle bir kişiyi çıkarırlar, herkes ona yapışır. O da metin durmak rolünü üstlenmiş. Hiç ağlamamış, herkese telkin vermiş, herkesi teselli etmiş. Fakat gel zaman git zaman kendisi o acısını layıkıyla yaşayamadığı için tam o mevsim yıl dönümlerinde sembolik bir eylemle yasını yeniden yaşamaya başlıyor. Aslında bize bu eylem şunu gösteriyor. Babacığım, sensiz benim ayaklarımın üzerinde durmaya takatim yok. Evet, bu yükü ben taşıyamıyorum. Bir dönem oluyor ve ondan sonra geçiyor. Evet. Ama tabii bunu fark etmekle, bunun sembolik bir eylem olduğunu, yas tutmanın sembolik bir eylem olduğunu fark etmekle o sıkıntısı da düzelmiş oldu. İşte sabır tam orada devreye girmesi gereken bir şey. Yine eskiler der ki sabır üçe ayrılır. Hakkın emirlerini tutarken sabır gerekiyor. Yasaklarından kaçınırken sabır gerekiyor. Bir de başa gelen musibetleri. Değiştirebileceğimiz bir şey varsa karınca kararınca bile olsa adım atmak ama değiştiremeyeceksek o musibete sabretmek. Yani durup düşünüp ders almak. Ne yapabilirim? Bundan ne öğrenebilirim? Bunun bana anlatmak istediği nedir? Bu acının bana öğretmek istediği nedir? Bir yerimiz ağrıdığında bile bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Burada yolunda gitmeyen bir şey var. Lütfen burayla ilgilen diyor. Ya ayakkabın sıkıyordur ya bileğin burkulmuştur. Bir şey vardır orada. Burayla ilgilen. Burada bir problem var diyor bize oradaki ağrı. Ağrı acı bile bize bir şey anlatmaya ve bizi bir şeyden haberdar ederek korumaya çalışıyorsa başa gelen musibetlerin de fonksiyonu var. Hiçbiri yol kazası değil. Hiçbiri kazara başımıza gelmiş ve keyif kaçırıcı program dışı şeyler değil. Bizim tekamülümüz için hayatta önümüze çıkan kişisel eğitim programımız. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Bugün sabrı konuştuk. En başta da demiştik ki iman edenler, salih, onarıcı eylemlerde bulunanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler zamanın ziyanlarından, zararlarından müstesnadır. Öyle kullardan olmayı diliyorum hepimiz için. Hoşça kalın.